Ya adamlar her şeyini geriye doğru ayarlamış. Bütün inanışını, geleceğe dair bakışlarını, evet. Belki biraz da aynı böyle ironiktir ama onu bile geriye doğru sürmeye çalışıyor. İleriye doğru ama sürmüyor. Ama ben şeyi çok merak ediyorum. Yani evet. Sovyetler sonuçta evet. O sosyal devrimi korumak için giriyorlar evet. Ve çok uzun da bir süre kalıyorlar. Yani Sovyetler o sırada da sonuçta Amerika şeyi destekliyor. Yani radikal evet. Unsurları destekliyor. Bütün emperyalistler bu tür coğrafyalarda her evet. Zaman siyasal İslam'ı destekliyor. Aynen. Yani. Görüntüler yani. Hiç şaşmıyor. Bu işte. Yani. Evet. Evet bu görüntüler. Ha bu görüntüler. Evet burada da. Ya, ha bunu mu söylüyorsun? O destek nasıl dikkatini olmasaydı. Evet. Yani o destek olmasaydı gerçekten yine bu kadar modernleşmeden uzaklaşıp radikal İslamcıların hakimi olduğu bir ülke olur muydu? Şöyle tabii dış etki çok başat burada. Yani demin de ifade ettiğim gibi özellikle Amerikan etkisi çok fazla. Bence olmazdı. Yani bugünkü bu dönüşüm Taliban'ın bu kadar güçlenmesi mümkün olmazdı. Ya Amerika'nın Yeşil Kuşak projesi kapsamında Afganistan'da yaptıkları ayrı bir program konusu. Dolayısıyla belki de konuşmamız lazım. Afganistan'ı evet. Şekillendiren büyük oranda o Amerikan etkisi. Ki bu tabii 20 evet. Yıldan fazla bir süreç. Taliban'ı kuran tabii. Kim ona bakmak tabii. Lazım. Destekleyen evet. Kim finansal desteği. Bugün hala aslında. Kullanan Rusya'ya kim mesela. Rusya'ya karşı yani, ABD'nin güçlendirdiği ve silahlandırdığı komünizme karşı diye nitelendirip sahaya sürdüğü adamlar bugün ABD'ye karşı sanki mücadele ediliyormuş izlenimi verilerek şu anda da bile desteklemeye çalışıyorlar. Sanki ABD'ye karşı bir emperyalizm mücadelesi vermiş Taliban. Onunla Afganistan'ı kazanmış halk hareketimiz biz gibi. De yanında duralım diyenler var. Biz de yanında var. Duralım diyen evet. Güruh var ve bunu aklını şaşırıyor bu kişilerde. Şey demek evet. Doğru mu bilmiyorum. Yani yanılmaz. Taliban Amerikancıdır an itibariyle. Şimdi konjonktüre göre sonuç itibariyle şey yapmış durumda. Yani anladığım kadarıyla ABD beslediği karga git gelmiş ABD'nin gözünü oymuş. Öyle ya da tam tersi. Öyle mi acaba? Yani şunu yani şöyle de düşünebilirsin. Afgan halkı da diyor ki evet 20 sene buradaydınız ne yaptınız? 75 bin tane ayağında terlik olan elindeki bütün şeylerde mağara adamı görüntüsü veren adama sen koca ülkeyi mermi atmadan teslim edeceksin ve diyeceksin ki ABD'ye karşı rağmen gelip karga olup gözünü oydum ben zafer kazandım. Sen buna inanacak mısın o zaman? Daha uzun konuşurum inanırım. Daha uzun konuşurum. Çünkü 1 bravo. Trilyon dolarlık hayır canım ya daha derinlemesine analiz ettiğimiz zaman ortada başka bir fotoğraf olabilir diyorum yani. Ki zaten İslamcılık çalışıyorum yani bunların 1980'li yıllarda ABD tarafından desteklenmediğini söyleyecek değilim. An itibariyle ama ABD için çok ciddi bir maliyete dönüşmüş durumda Afganistan. 1 trilyon dolarlık bir toplam harcamadan bahsediyorsunuz. Öte yandan toplam Çin'le, yapılan. Çin'le ticaret savaşı içindesiniz. Çin'in komşusunun tam ortasında Afganistan'ı kontrol altına tutmaya çalışıyorsunuz. Öte yandan 20 yılın sonundaki hikayede de kontrol altına alamadığınız da belli. Hindistan'dan niye ayrıldıysa ki tek kurşun atmadı İngiltere. Hindistan'dan niye ayrıldıysa buna benzer bir vaka var orada. Ben de onu diyorum bu işte. Bu vaka aynı şeyi söylüyoruz aslında. Bu şu. Buna iktisatta batık maliyet tuzağı diyorlar. Batık maliyet tuzağı ne? Belli bir aşamaya bir maliyete katlanırsınız. Bu maliyetin sonunda artık amacınıza ulaşmanıza yani hedef maliyetinize çok az kalmıştır ama projenin patlayacağını anlamışsınızdır. Yani 100 birimlik bir harcama yapacaksınız. 90 birimini harcamışsınız. 10 birim daha harcayınca bitecek ama bittikten sonra bir işe yaramayacak artık. Akıllı olan zarar kester ve çekilir. Yani bu anlamda ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi Taliban'la işbirliği yaptı şeklinde yorumlamak bana kalırsa biraz uç bir yorum olur. Başka yani çaresi yoktu zaten. Başka çaresi. Yani başka zaten çaresi Amerikan basını da Biden'ın çaresizliği diye yazdı ve Cumhuriyetçi bütün siyasetçiler Biden'a yükleniyorlar ve diyorlar ki biz Afgan halkına yalan söyledik o zaman. Bu adamları bu tırnak içinde onların kelimeleriyle alıntılıyorum Amerikan medyasının bu yamyamların kucağına bırakmış evet. Olduk bir toplumu. 20 yıldır orada olmamıza rağmen diyorlar. Taliban sözcüsü bir açıklama yaptı. Taliban sözcüsü Mücahit yüreklere su serpecek bir açıklama yaptı desem. Aynen. Düşman istemiyoruz kadın hakları şeriata göre olacak. Tamam, burada büyüyen gençlerin bu ülkeden gitmesini istemiyoruz demiş Mücahit ve kadın haklarını şeriata göre düzenleyeceklermiş. Taliban evrim geçirdi diyor gene aynı sözcü. Dolayısıyla kadınlara bir zarar vermeyeceğiz. Kadınların çalışmasına ve öğrenim görmesine kendi çerçevemizde izin vereceğiz diyor. Yayının tam bu anında benim çok zevkle takip ettiğim evet. Ve Susamam klibini de asla ve asla unutamayacağım. Bence Türkiye'deki müzik tarihine geçmiş bir ismi anmak istiyorum. Sarp Palaur ismi. Bir rap şarkıcısı ve Susamam isimli bir kliple Türkiye'nin son 20 yılını kendi meslektaşları, müzisyenlerle, sanatçılarla birlikte yorumlamıştı. Şanışer dün bir tweet attı.
Ve bu tweet bayağı tartışıldı. Çok açık yüreklilikle yazılmış bir cümle. Diyor ki Şanışer sosyal medyasında, 10 yıl kadar önce genç bir Cihangir solcusu olarak Atatürk'ün yaptıklarını faşistçe bulduğum, biraz da küçümsediğim bir dönem olmuştu. Bütün samimiyetimle çok özür dilerim ya. Ne büyük adammışsın atam sen, diyor Şanışer. Buradan Sarp'a da sevgiler gönderelim. Çok genç, yüreğinden yazan ve sanatını da aynı duygularla yapan bir arkadaşımız. Evet. Sinan Meydan. Evet ya, ben tabii... Bir gün herkes mi desek acaba? Ben şöyle söyleyeyim. 20 yıldır Atatürk etkisini anlatan bir kardeşiniz olarak bazı açıklamalar okuduğunuz arkadaşımızı tenzih ederek söyleyeyim. Afganistan'da Taliban iktidara gelir, Atatürk'e sarılırız. FETÖ darbesi olur, Atatürk'ü hatırlarız. Ya bazıları daha doğrusu hatırlar. Oysa ki yani bu büyük çaplı olaylardan... Suriye'de iç savaş çıkar, Atatürk'ü hatırlarız. Türkiye orada oynayan taşlar Kıbrıs'ta acayip şeyler başımıza olur, düşer. Atatürk'ü hatırlarız. Atatürk'ün ne kadar büyük olduğunu bir kere daha hissederiz. Doğaldır bu, normaldir ama keşke diyorum ki şu okur yazar, eli kalem tutan arkadaşlarımız zamanında... Yani gençliklerinde bunu fark edebilseler, Mustafa Kemal Atatürk'ün değerini Afganistan'da Taliban iktidarı kurulmadan önce, Suriye parçalanmadan önce görebilseler, bence başka bir boyuta taşıyacağız biz ülkeyi. Sorunlardan bir tanesi bu. Bazıları da samimi gelmiyor bana. Şimdi bazı yani, açıklamalar var. Gerçi tabii siz tarihçi yazar kimliğinizde değerlendireceksiniz. Birazdan emekli Tuğ General Sayın Doktor. Bakın, bu olaylar unutulduktan sonra bir bakıyorsunuz aynı kişiler Atatürk diktatördü diye tweet atıyor. Aynen aynen. Ne oldu şimdi? Ne oldu yani? Ne değişti bir anda? Bir yandan da bazı bazı sıcak gelişmeler olmaya devam ediyor. Siz tabii tarihçi yazar kimliğinizle meseleyi yorumluyorsunuz. Naim Babiroğlu'na sizden sonra soracağız ama gene de şu anda gelişen bir bilgi olduğu için Ahmet Davutoğlu soruları yanıtlarken diyor ki herkes tanırsa biz de Taliban'ı tanımayı düşünebiliriz. Yani yine bizim kendimize göre bir politikamız olmasın. Millet ne yaparsa biz onu taklit edelim. Yani bir stratejik derinlik sunmuş yine Sayın Ahmet Davutoğlu. Bu şey ama yani Türkiye müesses izam yani yaklaşık 70 yıldır böyle bir pozisyon alır. Yani şeyde Soğuk Savaş'ta ileri karakol, Soğuk Savaş bittikten sonra uzun süre Batı'ya entegre, an itibariyle açık hapishane. Yani şeyin Batı'nın açık hapishanesi pozisyonunda şu anda ABD ne yapacağını ileri karar verdi. İleri karakol. Tabii görüyorum. Yani şimdi çok ileri karakol. Ha, bakar mısınız şu anki Afganistan haritası bu. Program koordinatörüm sevgili Candan Yıldız gönderiyor bir armağan olarak bize herhalde. Yani ele geçirilmemiş hiçbir yer kalmamış Taliban tarafından. Evet tamamen. Tamamen bitmiş vaziyette mesele. Yani ne yapacağız biz gerçekten ya bu meselenin yani. Ben Sinan Hoca'nın sunumundan şöyle bir sonuç çıkardım. Ben önemli olduğunu düşündüğüm için bunu soruyorum size. Yaşasın ya, Kemalizm çıkıyor işte. Ortada yani şöyle bir durum var. Ya şimdi Afganistan'ın görünür kısmı, yani dışarıdan baktığımız zaman o kültürel görüntü aslında radikal İslam'ın en radikal versiyonlarından biri. Hatta o kadar ki yani Türkiye'deki İslamcılar bile Taliban'a böyle aman diyorlar. Aman o kadar da değil falan filan diyorlar. En radikal gruplar bile. Orada belki El-Kaide'yi sevebiliyorlar ama Taliban'da biraz şey koyabiliyorlar. Bunu sadece şeyle yani bir tarih anlatımında sadece laiklikle açıklayamayız sana. Neden? Çünkü şu yüzden söyledim. Mustafa Kemal aynı zamanda bir demokrat. Tabii. Yani bir aydınlanma figürü. Doğru. Bu aydınlanma figürü derken şundan bahsediyorum. Yani basit bir ifadeyle saltanata, yani tek kişinin sultasına ve aynı zamanda dinin sultasına karşı çıkıyor. Hatta sosyalistler bu anlamıyla aydınlanmacıdır. Onlar da paranın da tahakkümüne karşı çıkıyorlar. Ki hatta aynı modernlik sosyalist dönemde de devam ediyor. Şimdi bu İslamcılarda aydınlanmaya karşı bir şey Toplam bir reddiye var. Yani ne tek adama karşı çıkıyorsun, ne dinin tahakkümüne karşı çıkıyorsun, ne de paranın tahakkümüne karşı çıkıyorsun. Yani uyuşturucu cenneti haline gelmiş Afganistan. Buna da karşı çıkmıyorsun. Üçünü birden topyekün karşısına alma durumu var. Bunun kurumsallaşması için, yani laikliğin kurumsallaşması için muhakkak aydınlanmanın diğer kardeşlerinin devreye girmesi gerekiyor. Yani bir, muhakkak demokrasi. İki, muhakkak bir de paranın tahakkümüne karşı da bir mücadele. Bu çok doğru bir tespit. Tabii süre sınırı nedeniyle son 8 dakika. Detaya giremedik ama katkınız çok önemli. Şöyle ifade edeyim. Bakın Mustafa Kemal Atatürk de bunun farkında. Ve Afganistan'daki reformların yerleşebilmesi için güçlü olması gereken birkaç damar olduğunu biliyor. Bir ordu.